Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Rus mühendislerinin öve öve anlattıkları ve yeni modernize edilmiş T-90M tankları. Bu tanklar nedir? Altay tankından daha mı iyi veya ne farkları var? İncelemeye başlayalım. Rus mühendislerin 2. Dünya Savaşı'ndan beri bir şeyleri geliştirmek için çok fazla vakitleri ve fırsatları oldu. Birçok savaşa, bölgeye kol kanat germeleri gerekti ve bu zorlukları onları özgünlüğe itti. Özellikle tank yapma konusunda da bu özgünlüklerini yine görüyoruz. Dünyanın kalanına göre farklı düşünce yapıları var. T serisi tankların geneli de bu düşünce üzerine. Şimdi Rus mühendislerin düşüncelerine göre delinemeyecek zırh yoktur. Bu yüzden tanklarını korumak için çok ağır zırhlar kullanmamaktalar. Bunun yerine gelen mermileri tanka değmeden imha etmek ve mühimmatların deleceği mesafeyi arttırmayı tercih ediyorlar. Tankları oldukça hızlı ve çevik olmalı ki bu mesafe sağlanabilsin. Ayrıca bunların yanında lojistik ve ikmal problemi de yaşamamaları gerekli. Ülke olarak korumaları gereken çok fazla toprağa sahip olduklarından teklemeden çok uzun süreler, uzun mesafeler gidebilmeli. Tüm bu düşünceler bir araya geldiğinde çevik, yüksek ateş gücünde ve tamiri kolay olan T serisi tanklar ortaya çıkmakta. Şimdi gelelim asıl konumuz olan T-90'lara ve T-90M'lere. 1990 yılında başlayan Körfez Savaşı'nda Rus yapımı T-72'lerin Abrams'lara karşı başarısız olmasıyla ve eskiyen T-80'lerle bunların yerinin doldurulması gerekliydi. Rusya'da çalıştı, uğraştı ve ortaya geniş kullanım alanı sunan T-90'ları çıkarttı. Geniş kullanım derken cidden personel taşımaktan yokuş tırmanma gibi farklı hedefleri olan T-90'lar ortaya çıktı. Her varyantın özellikle kullanıldığı görevler vardı. Çeçenistan gibi yerlerde ciddi başarılar sağladı. Ama günümüze dönersek bu tanklar eskidi ve yerine armatalar yapıldı. Tabii hala iş gördüklerinden, iyi olduklarından yine modernize edilerek kullanılma kararı aldılar. Sonuçsa modern bir ana muharebe tankı olan T-90M. Proriv 3 olarak da adlandırılan T-90M tankı diğer T'lere nazaran yarı gelişmiş bir zırh korumasına sahip. Önceki koruması yerine relikt denilen yerleşik patlayıcı reaktif zırh kullanmakta. Bu zırh kendisine değen olursa patlayarak oluşturduğu enerjiyle merminin etkisini azaltır. Sıralı savaş başlıklarını ve hatta zırh delici mermileri de bu sayede belki durdurabilir. Ancak bu sadece zırhın en iyi bölümü. Kalan kısım dahili zırh plakalarına sahip güçlendirilmiş kauçuk ile donatılmış. Güçlendirilmiş patates desek daha doğru olur. Tankı hafifletmek için mantıklı bir seçim olsa da kauçuk düşündüğünüz gibi düzgün bir koruma sağlamaz. Ne kadar bu bölgeler ekstra kafes zırh ve özel ağ ile kaplanmış olsa da tam olarak yeterli değil. Bir zırh delici mermiyi çok büyük ihtimalle durduramayacaktır. Ama güdümlü tanksavar mermileri bir lazer ışını ile aydınlatıldığında sis bombalarını tetikleyen özel önlem sistemiyle durdurabilir. Yine de genel haliyle zırhı pek yeterli değil. Silah sistemine gelirsek T-90M'ler normal T-90'dan daha uzun bir menzile sahip. T-90'ın topu 2A46M iken bu toptan %20 daha isabetli atışa sahip 2A82 topunu kullanmışlar. Dünyanın en yeni tank topu ve görünüşe göre 2000 metre bölü saniyelik bir mermi hızı var. Diğer Rus tanklarıyla aynı olmak üzere 125 mm'lik mühimmatlar kullanmakta. Zırh delici, yüksek patlayıcı, uzun menzilli her mermiyi ateşleyebiliyor. Gerçek anlamda her mermi çünkü refleks denilen mühimmatla 5 km içindeki helikopterleri bile düşürebilmekte. Sırada yükleme ve yan sistemleri. Genel olarak T-90M arttırılabilir olsa da 43 adet mühimmat taşımakta. Buna füze mühimmatlar da dahil. Bu mühimmatların namluya sürebilmesi için de kanıtlanmış bir sistem olan karusel tipi otomatik yükleyici kullanmakta. İçerisinde 43'e dahil olan toplam 22 mermi depolar ve mermileri hemen kullanıma hazırlar. Tankı 3 personelle sınırlayabilmek için bu şekilde yapılmış. İkinci silahlarda ise 7.62 mm'lik makinalı tüfek ve 12.7 mm'lik ağır makineli kuleyle donatılmış. Her iki makinalı tüfek de tankın içinden çalışabilmekte. Tüfek yuvalarını ve tareti korumak için yerleştirilen patlayıcı zırhlarla yeni bir silah ve kule ikilisi olmuş. Geldik bu tankı öne çıkaran en önemli yönlerden birine, motoru. Genel olarak beygir ve torku modern tanklara göre düşük olsa da 1000 beygir güç üreten çok yakıtlı dizel bir motora sahip. Ağırlığı diğer tanklara göre az olduğundan yeterli ancak 1000 beygir tabii ki öne çıkaramaz. Öne çıkaran yanı ekstradan ana motor kapatıldığında tüm sistemlere güç sağlayan yardımcı güç ünitesi bulundurması yani yardımcı motor. Rusya, Suriye gibi yerlere bakarak tankların savaşlarda motorlarının bozulması durumunda etkisiz kaldığını gördü ve bu tankı çift motorlu hale getirdi. Artık ana motoru bozulsa bile destek almadan yardımcı üniteyle görevine devam edebilir. Ya da isabet aldığında geneliyle hasar alsa bile bu güçle yine çalışabilir.
Suriye gibi ülkelere satılması durumunda bize karşı sorun olacaktır. Son bölüm, Altay ve T-90M karşılaştırması nasıl olur? Ruslar hızlı ve çevik bir tank yapmaya çalıştılar ama Altay 20 ton daha ağır olmasına rağmen daha hızlı. Beygir bakımından da 1500 olarak 500 beygir fark takmış durumda. Ancak Rusların ek destek sistemi oyunu büyük ölçüde değiştirir. Altay bir sıkıntıda yolda kalırken T-90M için hiçbir derde gerek yok. Vurulmadığı sürece görevine rahatça devam edebilir. Hız değil ama geneliyle desteksiz olarak ilerleme bakımından T-90M tokatlar. Üstelik Altay'ın her mühimmatı kullanabileceği de kesin değilken T-90M her mühimmatı kullanabilmekte. Denendiği üzere 6 kilometre mesafeden özel mermilerle tankları devre dışı bırakabileceğinden açık alanda Altay'la karşılaşırsa pek iyi olmayabilir. En yeni nesil kulesiyle ve çapıyla yine önde. Öne çıktığımız konuysa zırh sistemi. Bizde bor karbürle yapılan özel bir zırh kullanılacak. Modern çağın sağlam zırhlarından. T-90M büyük topuyla delebilir olsa da kendi zırhının yüksek olmadığını hatırlatmak isterim. Bu savaşta iki tarafta karşısındakini yok edebilir. Uzak mesafe atışlardan sonuç alınamayabileceği için ilk görenin yok ettiği bir muharebe olur. Tek sıkıntı uzun süreli savaşlarda T-90M görevine devam edebilirken Altay'ın çekeceği lojistik sıkıntı olur. Umarım Altay artık bir an önce üretilmeye başlanır. Başlansın ki uzun yıllardan beri tank üreten Ruslara yetişebilelim ve kendimizi geliştirebilelim. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.